Oy aman aman aman, burası Adıyaman. Alem düşman kesilir seni sevdiğim zaman. Güneşin en güzel doğup battığı şehir Adıyaman'daki yolculuğumuz kaldığımız yerden devam ediyor. Şimdi ekranlarınızın başında sizi duyar gibi oldum. Turgay'cığım şu manzara tamam da bu nedir yahu? Çıralık köyünde ziyafet hazırlıkları tamam. Hazırız. Öyle değil mi Halim ablacığım? Şimdi bunları eritmek için de bir sonraki konuya koşarak gitmem gerekiyor Esra abla. Sırada Adıyaman'ımızın ev yemekleri var. Nimet Hanım'la hazırlayacağız. Adıyaman'ımızda tüm yemekler çok lezzetli. Evet. Ama bazıları ciddi manada öne doğru çıkıyor. Evet, evet, tarihi evet. Yemeklerimiz de var. Evet. Sırada Adıyaman'ımızın en bilinen lezzetlerinden bir tanesi. Hıtap var. Garip aşıklar ne der? Ali Dağı'na gider. Yale kavuşmak için Allah'a dua eder. Teşekkür ederim kardeşim. Biraz fazla olmadı mı bu? Hıtabı ne yapacağız peki? Gördüğünüz gibi hıtabımız da önümüze bir kale duvarı gibi dizilmiş. Birazdan inşallah aşacağız o kale duvarlarını. Alkışlıyoruz. Efendim Kahta'ya bağlı muhteşem bir köydeyiz. Çıralık'tayız. Kahta Halk Eğitim'e çok teşekkür ediyoruz. Eşsiz bir davul şovdu. Sağ olsunlar. Osman abi kısa bir halk oyunları şovu istiyoruz Adıyaman'dan şöyle. Tamam hocam. İzleyicilerimiz de bekler. Ben de beklerim. Çocuklar da bekler. Köy de bekler. Peki hocam. Bak alkışlarla halk oyunu ardından köyümüzde teyzelerimizle muhtarımızla biraz sohbet.
bu güzellik nedir? Nazar değmesin bu güzellik nedir? He? Hadi bakayım yemek vakti. Efendim onun için yemek vakti, annemiz için de süt ihtiyacını giderme vakti. Biraz daha köyümüzü gezelim ve kolay gelsin diyelim. Kolay gelsin anneciğim. Sana da kolay gelsin minik. Çiçek yok mu ya? Bahar gelmemiş mi daha? Hayret. Oysa ki hava çok güzeldi. Niye çiçek bulamadık? Kimsede çiçek var mı? Var. Gösterin bakalım. Gösterin bakalım. Gel göster. Göster bu abiye. Ne kadar çiçek topladık? Bu kadar toplayabildik. Yani bahar geldi gelecek. Az kaldı. Adıyaman'ın güzel toprakları yemyeşil. Yakında çiçeklerle bezenecek. Peki biz ne yapıyoruz? Çiğ köfte kokusu aldık. Doğruya doğru gidiyoruz değil mi? Evet. Herkes çiğ köfte seviyor mu? Evet. Ben daha çok seviyorum. Evet. Hadi bakalım gidelim. Amcanız orada yoğuruyor. Adıyaman'ın çiğ köftesi dillere destan. Çiçeği bulamadık, çiğ köfte bulduk. Ne yapalım? Kolay gelsin. Ne durumdayız? Vallahi daha yeni başladık. Yeni başladınız. İyi. Evet. Yetiştik yani çiğ köfteye. Aynen öyle. Şimdi buradaki çiğ köftenin içinde neler olur acım? Olmazsa olmazı etidir zaten. Eti. Soğanı. Evet, soğan. Soğan, sarımsak. Biber çok önemli derler. Muhakkak ev biberi olur. Ev biberi olur. Evet. Bakın malzeme, bir tepsi malzeme var orada. Evet. Onların hepsi çiğ köfteye içine eklenecek. Aynen. Ne kadar yoğurmak lazım bir çiğ köfte? Yani 40 dakika sürmez. Kaç kişi yeter? 25 kişiye yeterlidir. İyi saydın mı? Saydım. Ya kalabalık çok. Yani şimdi kalabalığın hepsine... Neyse tadımlık. Tadımlık. Başka yemekler de hazırlayacağız. Aynen. Evet 25 kişilik çiğ köftemiz hazır. Ama 250 kişilik yemek yapmamız lazım. Geçelim kazanlarda ne var? Kolay gelsin. Eyvallah. Şimdi ekranlarınızın başında sizi duyar gibi oldum. Turgay'cığım şu manzara tamam da bu nedir yahu? Keyfe bakar mısınız? Kazanlar dolusu yemekler var. Buradaki saç kavurma bir kere çok güzel görünüyor. Elinize sağlık. Afiyet olsun. İçinde kapya biberiyle, soğanıyla. Nasılsınız anneciğim? Ya bu kuru fasulye. Öyle mi? He. Et de var mı? He, et var, soğan var. Keçi eti mi? Var. He? Keçi eti mi? He. Mis gibi kokuyor. Odun ateşinde kuru fasulye. Yanında ne oluyor? Bu ne? Meyri şurubası. Meyri. He. Meyri. 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 Meyri şurubası. Meyri. He. Meyrik değil mi? Meyri. Yok meyri. 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 He. Meyri çorbası nasıl meyri bir çorba? Şurubası. Ayran mı? Ayran şurubası, patlıcan şurubası. Patlıcan var, bulgur mu var? Bulgur var. Bulgur var, biber var. Biber var. O ne? Bu nedir? Kıtap. Kıtap bu mu? Hı hı. İçinde ne var ablacığım? Kuru soğan, kıyma var. Baharatı var. Kızgın yağda evet pişiriyoruz. Hı hı. Ve kenara alıyoruz. Oo, çok güzel kıtap. Bakın orada içli köfteler yapılıyor. Gözlemeler hazırlanıyor. Kolay gelsin. Burada gözleme mi deniyor, çörek mi deniyor? Gözleme. Gözleme? Evet. Gözleme hazırlıyoruz. Neli gözlemelerimiz? Patatesli mi? Yeşillik. Yeşillik. Evet. Pancar. Ne var o yeşillikte? Buna pancar diyoruz. Pancar. Evet. Pancarlı gözlemelerimiz de hazırlanıyor burada. Çok güzel. Açık havada çok keyifli oluyor. Yanında bir de demli çay. Üf. Yani mesela. Tadına bakacağız. Efendim gözlemeler böyle. Hamur işleri böyle. Peki Çıralık köyümüzün hangi yemekleri meşhur acaba? Sizler evlerinizde hazırlayabilecek misiniz? Geçelim görelim. Çıralık köyünde ziyafet hazırlıkları tamam. Hazırız. Öyle değil mi Halim ablacığım? Evet, hazırız. Şimdi tatlı yapacağız. Evet. Yine burada künç var. Küncü mü deniyor buna? Susam da diyor. Var. Susam da diyoruz. Şimdi bu künçlü helva falan böyle farklı şeyler yapılıyor ama biz helvasını yapacağız değil mi bu sefer? Evet, helvasını.
Helvasını hazırlayacağız. Peki bu közlenmiş biberler ve patlıcanlar ne olacak Esra Hanım'a soralım? Biz onlarla dömeç yapacağız. Dömeç? Evet. Uzun sürer mi? Yok, çok pratik. Peki burada ne hazırlayacağız? Domatesli pilav yapacağım. Domatesli pilav. Evet. Ama önce hangi yemeğimizle başlayacağız? Nüstün. Nüstün. Evet. Nüstün. Bu yarma. Yarma değil mi? Evet. Buğday. Mercimekle. Mercimek var. Evet, soğan, pol biber, yani bile baharat çeşitlerini istediğin her çeşit, karabiber, soğan, kimyon olursun, her şey katılır. Ben şu an sadece ama soğan falan. Haşlanmış, yarmasız, yok, mercimeksiz hemen, evet, olmuyor. Nüstü başlıyor o zaman. Evet. Nüstü için önce soğanımızı doğruyoruz. Evet. Rahim ablamız tüm malzemeleri ekledi. Şimdi evet, kaynaması gerekecek. Evet. Başka ekleyeceğimiz bir şey var mı Rahim abla? En son yapacağım, hani servis yapacağım sırada. Biraz pol biberle, nane, biraz yağ da şey yap, kavuracak. Sos yapacağız üstüne sizlerle. Sos olarak üstüne sıkacağız. Cos diye ses geldiği zaman, evet, yemek hazır. Evet, inşallah. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi diğer yemeğimize geçiyoruz. Meziyet ablamla domatesli pilav vakti. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Bulgurla yapılıyor. Malzemelerimiz? Evet, yağ. Ayçiçek yağımız var. Biberimiz var, yeşil biberimiz. Domateslerimiz ince ince doğranmışlar. Soğan var. Bulgur. Kaya tuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi önce sıvı yağımızda biberlerimizi, soğanlarımızı kavuruyoruz. Domatesimiz de yumuşadılar. Şimdi su mu lazım Meziyet abla? Evet. Suyumuzu ekledik. Su kaynadığında bulgurları ekliyoruz. Sonra yağ ekliyoruz tekrar daha lezzetli olsun diye. Ve servise hazır oluyor domatesli pilavımız. Eline evet, sağlık Meziyet ablacığım. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Şimdi sırada dövmeç var. Sırada dövmecimiz var. Adıyamanımızın, kağıttamızın meşhur yemeklerinden bir tanesi. Yapımı kolaydır ama patlıcanla biberi önceden közleyeceksiniz. Öyle değil mi Esra ablacığım? Evet, önceden közledik. Onlar bir güzel közlenmiş. Diğer malzememiz sadece sarımsak, sıvı yağ, tuz. Evet. Bir de adı buradan geliyor. Döveceğiz kendisini, havan. Dövmecimizi hazırlamaya artık başlayabiliriz. Evet. Şimdi ne yapmamız lazım? Önce herhalde önce patlıcanlarla biberleri soyacağız. Evet, soyacağız. Yok, hadi bakalım. Şimdi kavuracağız bütün malzemeyi. Evet. Peki Esra ablacığım, kavurduktan sonra? O kadar. Bu kadar mı yani? Servis yapacağız. Hazır. Evet. Esra ablacığım, elinize sağlık. Afiyet. Kavuruyoruz. Ve sonra tatlı faslı var. Küncülü un helvası yapacağız. Susamlı. Ben bu susamları şey zannetmiştim, hani kavrulmuş falan, ama susamın rengi zaten böyleymiş. Şimdi yağda kavuracağız. Yani evet, malzememiz Halim abla sıvı yağ, evet, küncü yani susam, un, pekmez, evet, bu kadar. Evet. Yağımızı kızdırıyoruz, küncüyü kavuruyoruz. Bayağı kokusu çıkana kadar, evet, değil mi? Koku gelecek. Ondan sonra tamam küncüler. Evet. Peki küncünün ardından hemen pekmezi mi eklememiz lazım? Unu kavuracağız. Unu da yağda küncüyle beraber kavuracağız. Galiba en son pekmezde yağ gidecek tekrar. Ondan sonra hazır olacak. Şimdi bu işlemleri hızlandırarak yapıyoruz. Ardından küncülü un helvamız hazır olacak. Ve muhteşem bir masa. Ya bu güzel manzaraya da bu ziyafet yakışır dedirtecek. O güzel masada karşınızda olacağız. Teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.
güzel bir manzara. Biraz önce gördüğünüz o yoldan koşarak gideceğim. Çünkü öyle bir hazırlık var ki, ziyafet var Çıralık Köyü'nde. Şimdi bunları eritmek için de bir sonraki konuya koşarak gitmem gerekiyor Esra abla. Çiğ köfteler hazır, küncülü un helvası hazır. Dönmeç, elinize sağlık. Pek güzel görünüyor. Şimdi hazırladığımız yemeklerimizin tadına bakalım. Pilav çok güzel görünüyor. Ama ondan önce Nüstül. O kadar güzel ki anlatamam. Susamı katın helvalarınıza. Bir de öyle deneyin. Ama yağda gibi bir güzel onu kavurun. Elinize sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Ablalarımızın, tüm Çıralık Köyümüzün ellerine sağlık. Sağ olsunlar, bizleri çok güzel ağırladılar. Şimdi bahsettiğim o yolu bir sonraki konuya kadar koşmam gerekecek. Mideyi boşaltmak lazım. Bu güzel ziyafetin tadını çıkarıp bana yol göründü. Lezzet yolculuğu orada devam ediyor. Oturakçılar pazarındayız efendim. Adıyaman merkezde çok sevdiğim müthiş bir pazardır. Geldik oturuyoruz çok şükür. İsminde de olduğu gibi. Abim orada çalışmaya devam ediyor. Nasılsınız abi? Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir de korku müziği gibi çalıyor ya. Bakayım. Müzik eşliğinde sohbet ediyoruz. İşler nasıl abi? Çok şükür hamdolsun, uğraşıyoruz. Kolay gelsin. Sağ olun. Kaşıkları görüyorum. Şimşir kaşıklar var. Dev kepçeler var. Kepçelerimiz tam var. Tam bize göre mamuller üretiliyor burada. Evet. Ekmek tatalarımız var. Yani Adıyaman yöresine ait. Hanımlara mutfakta ne tabii, lazımsa? Her şey var. Hepsi burada var. Tabii. Geldiğinizde mutlaka uğrayın. Müzikle gezmeye devam ediyoruz. Oturakçılar Pazarı'nın, Oturakçılar Çarşısı'nın en güzel sokağındayım. Böyle bir sokak Türkiye'de yok. Plaklar çalıyor burada. Kahtalım içinin sesi geliyor. Abim de bir albüm. Yapımcısıyım ben. Öyle mi? Bu albümün yapımcısınız. Kahtalım içi ağabeyime selamlarımı söylüyorum. Bu güzel insanı sevmemizde sizin de demek yemeğiniz var. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ ol, teşekkür ederim. Ben hala plaktan dinliyorsunuz. İşin keyfi aslında plakla, o taş plaklar eski. Normal bu pick-up'lar. Şunlardaki ses ve eski kayıtların lezzeti inan hiçbir şeyde yok. İnsan huzur buluyor. Bir tarafta kahtalım içinin sesi, hemen arka tarafta köfte yoğruluyor. Bundan daha güzel bir sokak olabilir mi tabii, Türkiye'de? Tabii, geleneksel miyim? Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. İyi keyifler diliyoruz. Sağ olun. Çiğ köfte yoğurmaya geçiyoruz. Kolay gelsin kardeşim. Hoş geldin Tuvay abi. Nasılsın, iyi misin? Çok şükür abi, siz nasılsınız? Hoş çok geldiniz. Güzel görünüyor bu çiğ köfte ya. Hem yumuşak, bakın yerken böyle bir keyif yok. Çiğ köfte sevmeyen adama çiğ köfteyi sevdirir bu Adıyamanlılar. Ne güzel yapmışsın be kardeşim. Afiyet, bal, şeker olsun. Oh! Müzik de hızlandı. Çiğ köfteyi de yedik. Keyfimiz yerinde. Çaylar da yudumlanıyor orada. Oh! Keyfimize diyecek yok. Oturakçılar Pazarı'nda keyifli dakikalar devam ediyor. Lezzet yolculuğu da devam ediyor. Bir tane daha ver. O zaman biraz daha büyük olsun. Duvarla. Ha, durma ya. Ha. Fet olsun. Bunların sebebi hep çiğ köfte. Çiğ köfte böyle lezzetli olursa insan coşuyor yahu. Görüşürüz. Dönüşte tekrar alacağım. Kolay gelsin. Yar zülfün düz dara,
99 yarem var. Sen açtırdın yüz yara. Efendim çok güzel yemekler var. Abizar ustamla birlikte Türk ile başlayalım dedik Abizar abimle. Sersele kebabı. Evet, sersele kebabı. Çok özel bir kebap. Evet. Onu hazırlayacağız. Tarihi çok geçmişinden gelen bir yemektir. Oba beylerinin yemeğiymiş. Evet. Böyle acil misafir geldiğinde hemen böyle sacın üzerinde hazırladıkları bir yemekmiş. Misafirlerini bu şekilde ağırlarlarmış. Başka ne yapalım izleyicilerimize? Ne yapabiliriz? Zırh kebabı, Adıyaman'a özgü zırh kebabı yapabiliriz. Kuzey etinden zırh kebabı yapabiliriz. Yuvarlak şiş. Güzel unu sunabiliriz. Hıtap yapabiliriz. Hıtap. Kavurmalı. Kavurmalı oluyor, kıymalı oluyor. Bir de onun yağda kavrulan şekli mi? Semsek. Biz ona semsek. O semsek değil mi? Semsek. O semsek oluyor. Evet, evet. Onun fırında olanına da kıtap deniyor. Kıtap diyoruz. Kavurmalısını çok sever Adıyamanlı hemşehrilerim. Gelenler de mutlaka denemeden gitmez. Biz de öyle yapacağız. Şimdi sersele. Evet. Serselede çok özel bir et var, terbiyelenmiş. Bonfile. Bonfile etten yapılır. Dinlendirilmiş. Evet, dinlendirilmiş. Sütten, ondan sonra şeyden, dana eti, bonfileden. Biberlerimiz var. Kırmızı, yeşil, işte soğandan, domates. Baharatlarımız da. Baharatlarımız var, kuyruk yağı. Kuyruk yağımız var, baharatlarımızdan da kekik var, tuz var. Evet, kadar. Evet. Başka şey. Başka bir yağ kullanmıyoruz. Hayır, sadece hayvansal yağ, evet. Bu kadar. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Etlerimizi de sacımıza soğan ve domatesimizin üzerine ekleyeceğiz. Ama önce pişiriyoruz yağda. Kuyruk yağında. Ne yağıydı? Kuyruk yağı, soğan ve evet. Domates sularıyla evet. Lezzetli bir hale gelmiş evet, yağ. Evet. O yağda pişecek et. Demek ki özelliği bu. Sacımızda etlerimiz piştikten sonra bu sacı alıyoruz. Üzerine diziyoruz ve sunuma hazır oluyor. Evet. Sırada Adıyaman kebabımız var. Adıyaman'a has zırh kebabı var. Kuzunun yarısı nerede? Sakın burada yarısı deme. Mecburu. Orada mı? Kuzumuzun yarısı burada. Şimdi zırhlanmış etli Adıyaman kebap hazırlayacağız. Evet. Kuzumuz boylu boyunca uzanmış bir kısmı. Kebapta neresi kullanılıyor? Kuzunun döşü, ondan sonra kolu, yağsız etler tarafından, sinirsiz tarafından zırhlıyoruz. Adıyaman kebabı yuvarlak şiş, güzel, leziz bir kebap ortaya çıkıyor. Yani kuzunun en lezzetli yerlerinden kol, alıyoruz. Kol, evet. Şişi de biraz farklı. Evet. Hazırlayalım bakalım. Etimizi alalım kuzumuzda. Güzel ustam, etimizi zırhladık. Galiba yeterli. Macun evet, gibi oldu. Aynen macun gibi şimdi oldu. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Saplayacağız. Şimdi saplayacağız. Şişlerimiz hangisi? Şişlerimiz yuvarlak şiş. Hadi dört köşe olanlar. Evet. Şişler evet. Dört köşe. Biz de kebapları yedikten sonra dört köşe olur muyuz? Oluruz. Bayağı kalın şişler yalnız. Demek ki bol kepçe. Şimdi saplıyoruz, ateşe gönderiyoruz. Ardından inşallah hıtap yapacağız. Ne zaman? Zil sesinden sonra. Eline sağlık usta. Afiyet olsun. Sırada
Adıyaman'ımızın en bilinen lezzetlerinden bir tanesi hıtap var. Hıtap kavurmalı oluyor. Abidin Usta'mla hazırlayacağız. Abidin Usta'm nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hıtapın içinde başka malzeme oluyor mu? Farklı çeşitleri var mı Adıyaman'da? Adıyaman'da tabii farklı çeşitler de var. Neyle yapıyorlar mesela? Mesela içinde? Peynirli yapan var, çökelekli yapan var. Kıymalı var mı? Kıymalı var. Ama orijinali? Orijinal, kara kavurmalı. Tabii ki. Çok özel bir lezzet. Evet. Malzemeler nelerdir içi için? Tabii sayayım. Malzemelerimiz maydanoz, kuru soğan, kara kavurma, baharat çeşitlerimiz, toz biber, pul biber, isot. Peki ne et acaba? Yani dana kavurma mı? Tabii evet, dana kavurma. Dana kavurma. Evet. Hamurumuz da orada hazır. Evet, hamurumuz. Açılmayı bekliyor. Evet. Biz de şeklini merak ediyoruz. Önce içini hazırlıyoruz. Ardından hıtabımızı, hamurumuzu yerleştiriyoruz. Evet. Ve sonra tekrar bir aradayız. Bakalım neler olacak. Hıtabımızın içi hazır. Şimdi hamurunu açacağız. Ama iki çeşit hamur var. Biri koyu, kepekli galiba. Kepekli ekmek. Beyaz unumuzdan yoğrulmuş hamurumuz. Hangisini tercih ederseniz. Evet. Şimdi açıyoruz. İçine karışımımızı koyuyoruz ve fırına gönderiyoruz. Ustamıza, Abidin Ustamıza da çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ben masaya doğru gidiyorum. Bu peki, güzel lezzetli çeşitlerimizin tadına bakmak üzere. Peki, masada efendim. Görüşürüz. Abuzer ustamıza ve Alaaddin ustamıza teşekkür ediyorum. Sersele kebabımız geldi. Oba beylerinin spesiyali. Tabii ki zırhlanmış etten Adıyaman'ımızın meşhur kebabı da burada. Gördüğünüz gibi hıtabımız da önümüze bir kale duvarı gibi dizilmiş. Birazdan inşallah aşacağız o kale duvarlarını. Şimdi önce serselemizin tadına bakalım. Efendim ustalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Adıyaman'ımızın ev yemekleri var. Nimet Hanım'la hazırlayacağız. Nasılsınız, iyi misiniz Nimet Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ev yemekleri de çok lezzetli. Çok sağ olun. Hani tavalar öyle, çiğ köfte öyle, kebaplar öyle ama Adıyaman'ın ev yemekleri de dillere destan. Aynen öyle. Şimdi üç farklı yemek hazırlayacağız biz burada. Büyük hazırlık var. Sanki şurada üç yemeğin malzemesi var gibi hissettim ben. Bu ne için? Biz patlıcanlı klotik yapacağız. Patlıcanlı klotik. Aynen. Ondan sonra ne hazırlayacağız? Ondan sonra karıştırmalı pilav yapacağız. Karıştırmalı pilav var. Karıştırmalı pilav. Tatlımız ne olacak? Ondan sonra şilki tatlısı. Yani iki yemeğimiz bir tatlımız var. Şimdi bayağı işimiz var. Nimet aynen Hanım. Öyle. Başlayalım bence hemen. Hemen başlayalım. Şimdi hazır. Ama önce malzemelerimizi izleyicilerimize söyleyelim. Tamam, söyleyelim. Sebzelerimizden başlayalım. Biber, patlıcan, domates, kuru soğan. Evet. Etimiz nedir? Etimiz kuzu kaburga. Evet, çok güzel haşlanmış. Domates salçası, biber salçası, kendi biber salçamız. Salça. Çiğ köftelik bulgur. Pul biberimiz, nanemiz, karabiberimiz var. Karabiberimiz. Kaynattığımız nohutun suyu, et onu suyu. Karışık, evet. Zeytinyağımız var Zeytinyağımız, tuzumuz. Ve leğenimiz. Ve leğenimiz. Hazırlamaya başlıyoruz. Hazırsanız. Aynen öyle. Önce şimdi, ne yapmamız lazım? Önce bulgurumuzu ıslatacağız. Islatalım.
Bunları sıcak suyla mı, soğuk suyla mı? Sıcak suyla, sıcak kaynamış suyla ıslatacağız. Yarmayı da ıslatıyoruz hepsini malzememize. Aynen. Bunları karıştırıyoruz şimdi. Nimet Hanım hamurumuzu yoğurdu. O biraz dinlenecek ama biz bu arada sebzelerimizi doğramaya başlayalım. Sebzelerimiz doğrandı. Bu arada hamurumuz dinlendi. Şimdi hangi aşamadayız? Şimdi hamurlarımızı yuvarlayacağız. Bana yardımcı olur musun? Ne demek? Ne demek? Tamam, en iyi, o zaman. En iyi yapabildiğim şey zaten özellikle analı kızlı da ihtisas yaptığım için hamur öyle yuvarlayabilirim. Tamam. Küçük mü büyük mü olacak? Küçük olacak. Şimdi bakın. Ve nihayet köfteler tamam. Şimdi sebzelerimiz hazır. Yağımızı koyacağız, zeytinyağı. Zeytinyağı olacak değil mi mutlaka? Yok, yani diğer yağı da kullanabiliriz. Ama zeytinyağını tavsiye ediyorum. Tabii zeytinyağı daha faydalı. Şimdi soğanı sarartmaya... Soğanı kavuracağız. Vereceğiz. Salçamızı falan burada mı? Tabii tabii, hepsini burada. Şimdi aşama aşama sırasıyla yapacağız. Tencerenin içinde kavuracaklarımızı bitiriyoruz. Köftelerimizi sulandırıyoruz. Tüm malzememizi orada bir güzel kaynattık. Güzel kokular eşliğinde glotikler gidiyor karışımımızın içine. Bu kadar mı? Şimdi kaynamaya devam edecek. Özleştikten sonra... Yani en son köftelerimizi gönderiyoruz. En son onu da şey yapalım, koyalım. Beraberinde pişsin isterseniz. Biraz karabiber koyacağız. Tamam. Baharatlarımızı ekliyoruz. Baharatlarımızı da ekleyeceğiz. Ve yemeğimizi tamamlıyoruz. Peki Nimet Hanım ne kadar vakitte pişiyor? Yani yaklaşık bir 40 dakikada falan hazır olur. Yani köfteden sonra 40 dakika kadar daha pişiriyorsunuz. Çünkü içi sebzeyle doldu. Nohutlarımız zaten önceden haşlanmıştı. Buna en yakışan baharat nane. Kesinlikle. Bol naneli yapıyoruz. Bayağı dolduruyorsunuz yani. Herhalde bir çay bardağı falan gitti. Ve yemek hazırlanmış oluyor. Patlıcanlı glotik böyle. Şimdi tatlımızın ismi neydi? Diğer ismi? Şilki tatlısı. Şilki. Şimdi tatlı hazırlayacağız. Şilke tatlısı. Şilki. Şiliki. Malzemelerimiz nelerdir? Malzemelerimiz süt, yumurta, ceviz, fıstık üstünü süslemek için yağ, çok az biraz yağ kullanacağız, tahin ve şiresi. Yani şirede ne var? Şirede biraz pekmez var. Sade pekmez biraz ağır olduğu için... Toz şeker var mı? Toz şeker de var. Toz şeker, su ve pekmezle yapıyoruz. Aynen. Unumuz var. Unumuz var. Var. Başlayalım mı? Başlayalım. Tamam. Başlayalım o zaman. Hemen bir karıştırma işlemimiz mi var? Evet, karıştırma işlemimiz var. Bildiğimiz krep hazırlığı mı bu? Öyle. Krep hazırlığı gibi. Yani krep aynı. Standart ev hanımlarımızın evlerinde yaptıkları krep. Ama tabii şiliki tatlısını ayıran bazı unsurlar var. Şimdi onları hep birlikte izleyeceğiz. Ama şu krep hamurunu önce bitirelim. Son krebimizi de pişiriyoruz, tepsiye alıyoruz ve sarmaya başlıyoruz. Başlıyoruz. Bakalım nasıl oluyormuş şekli. Diziyoruz cam kabımıza, üzerine şerbeti, daha sonra tahinle fıstığı ekleniyor ve tatlımız hazır oluyor. Bu güzel hazırlıklar için Nimet Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Sırada... Pilav karıştırma. Karıştırmalı pilav. Karıştırmalı pilav. Karıştırmayalım.
Karıştırmalı pilav. Karıştırmalı pilav var sırada. Şirin Hanım'la hazırlayacağız. Ellerinize sağlık. Çok Mehmet teşekkür sağ ederim. Şirin Hanım geldiler. Çünkü karıştırmalı pilav yapacağız. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de Adıyaman'a hoş geldiniz. Sağ olun. Karıştırmalı pilav çok özel bir pilav. Evet. Malzemelerimiz nelerdi? Malzemelerimiz bulgur, etimiz önceden pişirdik. Ne eti? Kuzu eti. Yağsız kuzu eti. Evet, nohut, zeytinyağı, tuz, karabiber. Bu kadar malzemelerimiz. Evet. Sizlerin de evlerinizde hazırlayabileceğiniz en lezzetlisinden evet. bir pilav geliyor. Karıştırmalı pilav hazırlıklarımız başlıyor. Önce yağımızdan başlayacağız. Zeytinyağı kullanacağız. Evet, zeytinyağı kullanacağız. Pilavımızı kavurmaya devam ediyoruz. Eti ekliyoruz. Suyuyla beraber tabii. Evet. Etin biraz suyunu bırakıyorsunuz hafif. Sonra nohutlar geliyor. Bulgurumuz suyunu çektiğinde evet. yemeğimiz hazır mı Şirin Hanım? Evet, hazır olacak. Elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Az sonra bu yemeklerin ve tatlımızın tadına bakmak üzere sizi evet. de masaya bekliyoruz. Yemeklerimiz hazır. Şimdi yemeklerin tadına bakacağız. Ablalarımızın ellerine sağlık. Patlıcanlı glotik yaptık. Karıştırmalı pilav yaptık ve şılık tatlısını hazırladık. Hemen tadına bakalım. Ekşili köftemiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yemeklerde, tatlımızda müthiş olmuş. Çok zahmet ettiler. Hazırlanması biraz zor ama tüketmesi pek keyifli. Şirin Hanım'a, Nimet Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bu yemekleri eritmek üzere Harfana gecesine davetliyiz. Ayrılmayın. Sağlık Mustafa Hocam. Efendim Adıyaman Musiki Derneği ile birlikteyiz. Çiğ köfte keyfi yapacağız. Harfana geceleri çok önemlidir Adıyaman'da. Biz de konuk olmak istedik. Bir de Harfana gecesinde çiğ köftenin tadına bakalım dedik. Yüreğinize sağlık, ellerinize sağlık. Mustafa Hocam nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz çok Adıyaman'a. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Çiğ köftenin adı Yaman. Adıyaman. Tadı da Yaman. Tadı da Yaman. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederim. Harfana geceleri nedir? Ne zaman bir araya gelinir? Tarih itibariyle özellikle aynı esnaf gruplarının
hafta sonlarında, cumartesi ya da pazar gecelerinde bir araya geldikleri, dertleştikleri, sohbet ettikleri, aktüelitenin paylaşımda bulundukları bir sosyal aktivite. Çok güzel. Evet. Kardeşimin ellerine sağlık. Çiğ köftemiz artık hazır olmak üzere. Tabii daha güzel türküler de dinleyeceğiz ama tadına bakalım. Teşekkür ederim kardeşim. Biraz fazla aferin. Olmadı mı bu? Yok hocam, normal yani. Cömert değil mi? Normal. Adıyaman insanı cömert. Cömert yani. Çiğ köfte yarım kilo geliyor. Hemen bakıyoruz tadına. Tadı da adı da Yaman. Türkiye gibi. Acısı da güzel olmuş. Türkiye gibi olmuş yani. Eline sağlık usta. Teşekkür ederim. Hakikaten Türkiye'de yediğim en güzel çiğ köftelerden bir tanesi bu. Sağ olsun Çin'deyim. Bu güzel anı türkülerle şenlendirmek lazım. Biz size yine türküler armağan edeceğiz ama Adıyaman'a veda vakti geldi. Güneşin en güzel doğup battığı şehre veda ediyoruz. Tüm Adıyamanlı hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. En güzel yemekleri, en güzel türküler eşliğinde sizlere anlatmaya çalıştık. Haftaya tekrar farklı bir ilimizde görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. Her şey ona azimdir.